her şey yolundadır. Hızlı bir şekilde ikinci günün vloguna giriş yapıyoruz. Ve İzmir Balçova Teleferik'teyiz. Aynen öyle. Ben ilk kez geliyorum. Normalde İncir Altı'na gidecektik bugün. Bir anda aniden gelen bir düşünceyle dedik ki teleferiğe gelelim. Yolumuzun ben... üstüydü zaten. Aynen, zaten yolumuzun üstüymüş. Ama ben çok heyecanlıyım çünkü ilk kez burada teleferiğe bineceğim. Çok öncesinde Denizli'de bir kere binmiştim. Ondan sonra bu ikinci teleferiğe binişim olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte bineceğiz zaten. Haydi teleferikte görüşürüz. Bu kadar mıydı? Hay Allah'ım ya. Kalk seni çekim ettim, kendimi çekiyordum. Ay. Ay. Birlikte teleferiğe binmedik de demeyiz yani. Pes. Ben daha ne yapayım? Bu kız daha ne yapsın sizin için? Teleferikle yukarıya çıktık. Fakat ne kadar çekebildim size bilmiyorum. Neden? Çünkü teleferiğe 4 kişi bindiriliyormuş. Ve biz 4 kişi, yani 2 tane yabancı kişiyle bindik. Ve çok rahat bir şekilde çekemedim. Ama olsun, çekebildiğim kadar. Şimdi bir de manzarayı gösteriyorum size. Tamam. Şuradan dikine çekmek istiyorum. Tamam. Harika. Ay, neden konuşmuyorum? Gerçekten manzarası çok güzelmiş. Özellikle çıkarken bayıldım. Şöyle çıkarken sizle muhabbet edemediğim için biraz üzgünüm. Çünkü rahat konuşamadım. Olsun, bu da bir anı, bu da bir tecrübe. Değil mi? Bunu da zamanla atlatacağımı düşünüyorum. Size yukarıdaki manzarayı gösterdim. Başka bir yerde daha manzara varmış. Oraya iniyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. İzmir'in kartta, normal kartta 20 lira ücreti var. Haberiniz olsun. Yani İzmir'in karta indirim yokmuş. Şu kapıdan çıktık. Böyle komple yürünüyormuş. Ay, ne kadar güzel. Ay, şu manzaraya bakar mısınız ama? Ağaçların oradan belli oluyor mu? Allah! Olay bu. Ben çıldırıyorum galiba. Vallahi şöyle şu yeşillikte ben gerçekten şımarıyorum. Vallahi. Bunu daha önce Instagram'da da söylemiştim. Dedim ki ben yeşillik görünce şımarıyorum. Güzel manzara görünce şımarıyorum. Kanki şuradan da bakmayalım mı şöyle bir manzaraya? Şöyle birlikte yürüyelim bakalım. Ah, şu manzaraya.
Yarabbim, böyle bir şey olabilir mi şuraya geçeyim? Her kişiler yüzme çok şükür. Söyle gel. Şurada kafesi var. Şöyle göründüğü gibi langırt oynanan yeri var. İnsanlar çıldırmış. Sakin olun. Aa, böyle park var. Sesleri duyuyor musunuz? Aile, anneanneler, torunlar, tombalaklar, herkes burada. O değil de ben burayı neden daha önce keşfetmemişim? Neden bana kimse burada teleferik var? Doğru adres. Manzarası çok güzel. Gelinmesi, görülmesi gereken yer demedi. Ayşenur'um, buradan sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni buraya getirdiğin için çok mutluyum. Yani mükemmel mutluyum. Oh be! Şu temiz hava, şu manzara. Yani ne kadar güzel. İzmirliler, çok şanslısınız. Şöyle buraları da bir göstereyim. Bu kız daha ne yapsın? Asıl bu kız daha ne yapsın? Bu arada şöyle bir şey duyduk. Sanırım mangal malzemeleri varmış ve etler vesaire, tavuk varmış ve mangal malzemelerini burada kiralayabiliyor musunuz? Mangal yakabiliyor musunuz? Öyle mi? Yukarıda yerleri varmış. Vallahi güzel. Keyifçilik. Sen de bir dakika. Aa, çok güzel. Kafeye oturup şurada bir kahve içelim dedik. Çıldıracağım şimdi. Ne kadar güzel. Ve müthiş. Kutlu çocuklar mısınız? Biz oturduk, kahvemizi içtik. Şöyle güzel kuş sesleri ve güzel manzara eşliğinde o kadar güzel dinlendik ki anlatamam. İyi ki gelmişiz. Ben yine maskeyle. Maskeyle, aynen. Çoğu kimse zaten maske takmıyor ki. Çok da kalabalık değil. Ve insanlar birbirinden uzak. O yüzden ben takmıyorum yani. Şöyle güzel havayı soluyorum bol bol. Birçok insan bilmiyor olabilir değil mi burada teleferiği, ya da hiç yolları düşmemiş olabilir. Yok yok, bilinen bir şey Balçova teleferik. Ha öyle mi? Çünkü Balçova'da işte 9 Eylül Üniversitesi, hastaneler, ekonomi üniversitesi vesaire olduğu için biliniyor yani. Tek ben bilmiyorum o zaman. Yani ben de neden şimdiye kadar duymadım bilmiyorum ama iyi ki de duymuşum, iyi ki de gelmişim. Ve bu arada Ayşenur bugün İstanbul'a dönecek. Akşam uçağı var. Yani kızı aldım, sabahtan hazırlandık, çıkarttım yani. Yola gidecek kızı ama neyse, birlikte gezmek çok güzel oluyor tabii ki. İstanbul'a geri dönmek istemiyorum. Aynen. Ha bugün bu arada ne oldu? Ev sahibim var ya benim, anneanne karşıda. Bilenler bilir. Onunla böyle muhabbet ettik, sohbet ettik. Ayşenur'u bir sevdi, bir sevdi. Diyor ki sen de İzmir'e gel, sen de İzmir'e gel. Çok güzeldi yani muhabbet. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Nasıl mükemmel. Evet, dönüş yolundayız demiş miydim? Hayır. Dönüş yolundayız. Şimdi tekrardan teleferiğe geçeceğiz. Oradan aşağı ineceğiz. Ve İnciraltı. Aa, İnciraltı söylemiş bulundum. İnciraltı. Tata. Oh be. Başka bir şey istesem olacakmış. Dedim ki sadece Ayşenur'la ikimiz binelim teleferiğe, başka kimse olmasın dedim. Rahat rahat sizinle konuşabileyim de, rahat rahat video çekebileyim diye. Başka bir şey istesem olacakmış ya. İkimiz bindik. Ay çok güzel, şimdi çılgınlar gibi video çekme zamanıdır. Allah, iniyoruz. Wow. Biz var ya bayağı yüksekten gidiyormuşuz bu arada. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ben aşağı bakmayayım. Peki yukarıya bakar mısın? Bayağı indik. Bayağı bayağı bayağı. Ayağa kalktım şu anda. Riskli şeyler yapıyorum. Aa,
mükemmel değil mi ya? Arkası şöyle bakalım. Evet. İniş gerçekleştiriliyor. Ne güzel bir anı oldu bana ya. Gerçekten. Birlikte olduğumuz için ayrıca güzel oldu tabii ki. O zaman inelim. Atıyorum ben kendimi. Ana. Hayır, buradan değil mi ya? Buradan. Kardeşim, aa, beni yanıltıyorsun bak. Şimdi ikinci durağımız. Burası onun. İkinci durağımız İncir Altı. Hadi şunu. Allah Allah. Ne yapalım biliyor musun? Bu tarafa. Ne yapalım? Şöyle biraz incir altını göstermeyelim mi? Arkadaşlarım, şimdi şurayı göstermek istedik özellikle. Çünkü tur rehberimiz Ayşenurcuğum, evet, sendeyiz. Burası incir altına bir donanma. Yani burayı bir gemi müzesi gibi düşünebilirsiniz. Belli saatlerde ve belli günlerde belirli ücretle geminin içerisinde gezebiliyorsunuz. Güzel. Bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz. İnciraltı sahili bayağı dolaştık diye düşünüyorum. Aynı zamanda burası. Bak, kendimi çekiyorum kanka. Evet, aynı zamanda burası. İnciraltı'nın en önünde. Evet. Allah. Ayşe, ben arkadaydım. Evet, burası Özdilek. Aynı zamanda Grand Otel. Şimdi göstereceğim orayı ama şunu söyleyecektim. Bir Özdilek'e gireceğiz. Bir soğuk bir şeyler alacağız. O yüzden birlikte gireriz. Mağaza olarak Özdilek değil yani. Hani bir alışveriş merkezi ve aynı zamanda da bir Grand Otel var. İncir Altı'nda havuzlarını gelebiliyorsunuz, spası, her şeyini kullanabiliyorsunuz. Çok iyi. Ben neyim zaten? Sen nesin? Her köşesini nasıl bilebiliyorsun, pardon? Her köşesini, her binayı biliyor. Arkadaşlarım, şimdi Özdilek'e girdik. Hatırlar mısınız, İzmir'e ilk geldiğimde İzmir'de çektiğim ilk video IKEA turumuzdu. Neler neler çekmiştik. Ay, konuşamadım, dikkatim çok dağıldı. Her şeye bakmıştık. Adım 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 her şeye dokunmuştuk. Hatırlıyor musunuz? İzlemeyenler varsa onu da izleyebilirler. Şimdi Özdilek de o kadar büyükmüş ki, kendimizi kaybetmemek için sabit gidiyoruz, sabit geliyoruz. Bitti. Bu reyona gelmişken hemen size benim kullandığım ve beğendiğim filtre kahveyi göstereyim. Bu çok güzel. Aktif şekilde bittikçe de alıyorum ama şu sıralarda farklı filtre kahvelerde deniyorum. Başka bir de şuraya bakayım. Burada da benim bölümüm çaylar. Şunu arkadaşım önermişti ama bir bakacağım. Bir de şunu göstereceğim. Bu filtre kahveyi de içiyorum. Instagram'dan paylaşmıştım. Bunu da seviyorum, bunu da seviyorum. Tavsiye ederim yani. Özdilek'e girdik. Dondurmamızı aldık. Yedik. Şimdi denizi izleye oturuyoruz. Ay, ne kadar kalabalık oldu, bir anda utandım. Arkadaşlarım, bugün sizlerle beraber teleferiye gittik ve incir altına geldik. İncir Altı'na geldik
çok güzel oldu. Çok güzel geçti. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Olabildiğince, elimden geldiğince dolu dolu göstermeye çalıştım. Biliyorsunuz zaten sizlerle beraber gezdiğim için ben çok mutlu oluyorum. Böyle daha çok gezesim geliyor. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yaparsanız da çok mutlu olurum. Buralara geldiniz mi? Bunlardan bahsedebilirsiniz. Buraları gördünüz mü? Bunun cevabını yazabilirsiniz. O zaman ben sizleri çok seviyorum. Buradan da 2 gün boyunca fotoğraflarımı, videolarımı çektiği için Ayşenur arkadaşıma çok teşekkür ediyorum tabii ki. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like'layın.